Herkese selamlar dostlar. 27 Ocak 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelem var. 3 tanesi futbol, 3 tanesi de basketbol. Değerlendireceklere bol şanslar. İdeallerinden ve yüksek oranlarından bahsedeceğim. Öncelikle bir adet skor yarışmamız var. onlara başlayalım. Skor yarışmamız Beşiktaş'ta Alanya Spor'un maç skoru. Sizce maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Bilen bir arkadaşımızı katı Telegram gruplarımıza dahil edeceğiz. Daha önceki skor yarışmasını kazananlara baktığımız zaman da Bayern Münih maçının skorunu bilen yok. Ki KG varından biz güzel kazandık. Freiburg maçında da İbrahim Öztürk isimli arkadaşımız kazandı. Instagram'dan yazarsa kendisine grup linklerini ileteyim. Geçtim bunu. Yüksek misli neler yaptık dün ondan bahsedeyim ben size. Solda gördüğünüz yurt içi yüksek mislisiydi. 1250 TL'lik önerildi. Dedim ki level kuzenin atacağı 2 gol. Yani günün en güvendiği bahsi. Level Kuzen 2 tane gol attı. Maçta 2-0 bitti. Ben Level Kuzen'de 2 gol beklerken 1250 TL önerdik. Oradan zaten aldık arkadaşlar. Sağda gördüğünüzde Avrupa yüksek mislisi. Feyenoord maçıyla Alkmaar maçına toplam gol 1.5 üst dedim. Toplam Avrupa'da oranı 1.51 yapıyordu. Buna da 1500 TL gibi bir miktar önerdim. O da geldi. Yüksek misli de zaten bu şekilde gidiyoruz. En güvendiğim ve en gözüme gelen sağlam maçları önerekten de yüksek mislilerde önerekten de. Dediğim gibi bir kasa yönetimi yapıyoruz burada. O şekilde kazanmaya devam ediyoruz. Kasa yönetimi demiş net kar ne kadar olmuş ondan bahsedelim net kar şu an dün itibariyle birlikte yüksek misli sadece benim önerdiklerimle oynayanlar kasalarında 5177 TL'lik net bir kar bulunduruyor arkadaşlar bugün de önerdim bakalım gece sonuçlanacak ne olur bakalım bugün çok fazla yüksek önermedim ama 500 TL bandında önerdim bakalım belli olur hafta sonunda gösteririz onu dünün günün kombini var <laughs> pardon dün günün kombini vardı Dortmund maçına 2.5 üst level kuzen maçına 1 ve 1.5 üst olarak da günün tek ana kombiniydi. Başka herhangi bir kombin önerilmedi arkadaşlar. 2-0-6 gibi orandan kazanmasını bildi. Dortmund maçı son dakikada gelse de erken dakikada 2 tane gol geldi rahat gelecek maç son dakikaya kaldı. Ki beklediğim skorla bitti o da. O da kazandı. Level Kuzen maçına da 1 ve 1.5'ü istedik. O da dakika zaten 57'de 2-0 oldu. Oradan da maçı verecek gibi de değildi. Ki geldi de zaten maç da öyle bitti. Günün kuponunda da win'i yakaladık arkadaşlar. Geçtim bunu. Açıklamada ve yorumlarda herkes açık grubumuz var arkadaşlar. O gruplara da girmeyi ihmal etmeyin bence. Son oraya verdiğim 7 tane canlı bahisten tam 6 tanesi kazandı. Zaten oradan kazananlar doğrudan Instagram'dan yazıyor. Bana katı Telegram gruplarına katılmak istedik. Çünkü oraya ben biraz böyle kazandırıyorum. Millet şu mantıkta zaten. Oraya gelenler ki sizler de o mantıktasınız. Adam burada bizleri ücretsiz kazandırıyor. Daha çok kazanmak istiyoruz diyerekten de katıl gruplarımıza geliyorlar. Genelde bu sistem böyle işliyor burada. Ki son verdiğim 7 bahisten da 6'sı da geldi. Desteklerinizden dolayı gelen mesajlardan dolayı ayrıca çok teşekkürler. Videomuza başlayalım. Sizlerden ricam videoyu atacağınız artı 300 seviyesindeki like'lardır. Like'larınızı eksik etmeyelim arkadaşlar. Rica ediyorum. 2 saniye like atarsanız sevinirim. Herkese bol şanslar. Beşiktaş'ta Alanya Spor maçıyla başlayalım. Güzel bir maç bekliyorum da Beşiktaş tarafında eksik isimler var. O eksik isimler aslında tam olsaydı sanki böyle 3.5 üstüne çok rahat gidebilecek bir maç gibiydi. Rozier bu maçta yok. Saiz bu maçta yok. Bir de Redmond bu maçta olmayacak arkadaşlar. Josef'in de bir sakatlığı var. Gezzal da daha dönmedi. Muhtemelen sol kanatta Enkudu veya Tayfur oynar. Onun dışında Necip oynayacak. Bilmiyorum nasıl bir kadroya çıkacaklar da Tayfur bu da bek mi oynayacak yoksa bir yerde bir kadroda şey olacaklar. Şunu biliyorum ben Beşiktaş 11 çıkardığı zaman muhtemelen Abu Bakar da 11'de olacak arkadaşlar. Bir 11 çıkartacak. Bu 11 iyi olacak. Fakat yedek isimlere baktığımız zaman da oyunu, oyuna girip değiştirebilecek bir isim yok bence. Çünkü en iyi 11'ini zaten sahaya sürecek. 3 tane kadrodan 11 oyuncun zaten kart cezalısın senin. O yüzden sonradan oyuna girip değiştirebilecek oyuncu sayısı yok. Alanya zaten baktığımız zaman da Tevlig'in tempolu, ma tempolu maç oynayan takımlardan bir tanesi. Kendi evinde özellikle. Fakat deplasmanda pek iyi değil. Hatta deplasmanda en az puan toplayan takım Alanya Spor olduğunu da söyleyeyim sizlere. Beşiktaş'ın burada atacağı iki gol ideal olarak değerlendirme altına alınabilir bence. Bunun oranı 1.34 gibi oranı vardı. Nerede? Ev sahibi bir buçuk. Aynen. Bir 34 gibi oranı var. Beşiktaş bence bu mücadele iki gol atar. İsteyenler ilk yerden bir golünü de alabilir. Beşiktaş'ın onun da oranı bir 40. Ama maç geneli ben iki gol atmasını zaten bekliyorum Beşiktaş'ın. Ev bir buçuk üstü aldık mı aldık. Onun dışında ben mücadelenin biraz tempolu geçmesini bekliyorum. Biraz daha yüksek orandan ne alabiliriz diye baktığımız zaman da Alanya zaten defanstan çıkmalarıyla ünlü çıkamamasıyla öldü daha doğrusu. Defastan top kapmaya çalışıyorlar. Arkaya atarlarsa burada Beşiktaş Kalesi'nde de gol atma ihtimalleri var mı? Var. Ben ilk yerden da Beşiktaş mı atar, Alanya mı atar bilmiyorum ama ilk yerden de iki tane gol gelmesini bekliyorum. Bunun da oranı 1.99 arkadaşlar. İlk kere bir buçuk üstünü de sizlere öneririm. Yüksek oranıyla. Karlsruhe ile Paderborn mücadelesi. Fader bunu aslında lige çok iyi başladı. Çok gollü maçlar izletti bize. Liderliği de ele aldı. Liderlikte hatta puan farkını da açtı. Fakat araya vermeden önce aldığı üst üste 3-4 tane bir mağlubiyetleri var. Orada iyi oynadılar mı? Aslında iyi oynadılar. Fakat iyi oynadıkları için veya şöyle söyleyeyim. Hücumu çok düşündükleri için arkaya boşluk bıraktılar. Rakipler de bunu artık çözdü. 3 maçında mağlup oldular. Burada Kasruher'le ile oynayacaklar. Kasruher deplasmanda olsaydı çok fazla atağa çıkmıyor. Fakat kendi evinde olmasından kaynaklı. Yeri geleceği zaman onlar da risk alacaktır burada. Paderborn zaten hücum gücü yüksek takımlardan bir tanesi. Çift forvet oynuyor özellikle onu da belirteyim. Burada mücadelenin KG var olarak gelmesini bekliyorum. Onun da oranı 1.36. İdeal oran zaten. Bu da çok bir şey anlatmaya gerek yok. Gelmesi muhtemeldir. Leipzig ve Stuttgart mücadelesi. Schalke Leipzig maçını izlediyseniz ben hatta o gün kombinem şöyleydi. Schalke'nin bir golü, Köln'ün bir golü. İki oran ediyordu zaten. Tertemiz kazandık o gün mesela. Burada da Schalke zor attı orada. Schalke çok açık oyun oynuyordu. Yani biz deplasman her açık gruba da attık. Dakika 15 deplasman 3.5 üst verdik. 1.58 oranı vardı. Geldi de 6 tane attı zaten Leipzig. Çok boşluk verirseniz bu takıma sizi harcar. Leipzig kendi evinde oynayacak burada. Stuttgart'la oynayacak burada. Özellikle Leipzig'i izleyen biri olarak neredeyse her maçını izleyen takımlardan takımlarından bir tanesi Leipzig takımı özellikle ilk yarılarda çok baskın bir oyun sergileyen bir Leipzig takım var. O yüzden ilk yarıda gol bulması Leipzig'in muhtemel. Ama biz şöyle bir ideale gidelim. Mücadele genelinde Leipzig'in atacağı iki gole yine bir ideal bir oran var, vermişler. 1.34 gibi bir oranı var. İdeal kombinelerde yer alabilecek bir oran bence. 1.34 gibi oranı var. Onun dışında diyorum ya Leipzig e, kendi evinde oynadığı zaman veya deplasmanda ilk yarılarda böyle bir saman alevi gibi parlayan bir oyunu var. Baskın bir oyunu var. Gol bulma ihtimali yüksek. İlk yeri biri de burada. Sistem fonlarınızı atarsanız 1.70 gibi oranı var. Leipzig takımı burada ilk yerden da galip gelmesi bence muhtemeldir. Değerlendirecekler. Bol şanslar. Kızıl yıldızla Partizan. Euroleague'den 3 tane maçım vardı. Onları da hızlıca anlatayım sizlere. Kızıl Yıldız ve Partizan mücadelesi. Kızıl Yıldız biraz formunda olursa ki çok fazla transfer yaptı. Bu transferlerden sonra bir yasak aldı sanırım. Bir tane oyuncusunu oynatamadı. İsmini unuttum. Yani çok önemli bir transfer de. Her neyse. Yani Kızıl Yıldız Başkanı hatta açıklama yaptı. Yani hiçbir sorunumuz yok. Tamamen kurallara uygun transferler yapıyoruz. Ona göre para harcıyoruz. Bir anda çok para harcamaya başladı çünkü Kızıl Yıldız takımı. Partizan da deplasmanda olsa evinde olsa skorer oyunu çok fazla bırakmayan takımlardan bir tanesi. Ben mücadele genelinde Partizan attıkça Kızıl Yıldız'ın atmasını bekliyorum. 157.5 üstü 1.46 gibi orandan sizlere öneriyorum. Değerlendirecekler bu yönde ideal alabilir. Anadolu Efesle Baskonya mücadelesi. Anadolu Efes'in son maçına baktığımız zaman da Clyburn hocaya dedik ya. Ergin Hoca sürekli direktif veriyordu orada. Ya bırak koca beni de. Ben oynayayım ya dedi. Beni bir sal dedi ya. Let me play dedi. Ya sal beni dedi ya. Orada öyle bir konuşmaları vardı. Zaten ses duyuldu. Televizyondan izlediğim zaman da gördüm yani şey. O konuşmaları duydum diyeyim ben. size. Piger de söyledi hatta. Baskonya kendi evinde oynayacak burada. E Anadolu Efes'in zaten Defansına baktığım zaman da, defans diyorum, savunmaya baktığım zaman da Brian Dawson'la Singleton var. Bu ikisi de zaten çok fazla süre almıyor. Savunması aksiyen takımlardan bir tanesi. Baskonya'da dış şutlarda bir isabet yakalarsa Anadolu Efes'e ben burada 80 sayı atmasını bekleyeceğim. Efes tarafına değilim, ev sahibinin tarafındayım ben. Ev sahibi 79.5 üstte 1.40 gibi orandan. Ee, önerim önerilme yapılmış burada. Ev 79 79.5 üstü değerlendirme altına alabiliriz gibi geliyor. İdeal bir oranı var. Diğer mücadelem Olympiakos'la Maccabi Tel Aviv mücadelesi. Olympiakos'a 1-11 gibi oran açılmış. Ben şöyle bir değerlendirme alacağım. Olympiakos tarafında zaten herhangi çok fazla önemli bir eksiklik yok. Ki çok geniş ve şöyle söyleyeyim. Yani birçok kaliteli isim var. Ya yani ilk 5'ten ziyade ya yani 8-9 tane Hatta iki tane ilk 5 çıkartabilirsin bu kadronu. Olympiakos'un kadrosu o derecede önemli. Olympiakos kendi evinde başladığı maçlara baktığımız zaman da özellikle benim dikkatimi çeken ve takip ettiğim takımlardan bir tanesi Vezenkov, Lucas falan bunlar efsane oyuncular zaten. Özellikle Vezenkov'la da 2025'e kadar sözleşmeyi uzattılar. Ben burada şöyle bir oran almak adına ilk periyot arkadaşlar yani baktığım zaman da Olympiakos ilk periyodunu genelde kazanıyor. İlk periyot 1. Olympiakos genelde iyi başlar. Kendi evinde olmasından kaynaklı da ben ilk periyotta bir Olympiakos galibiyeti burada bekliyorum. İdealden de bunu önereyim sizlere. Değerlendireceklerine bol şanslar. Sizlere Beşiktaş alan Spor'un maç skorunu sorduk arkadaşlar. Sizce ne olur yorumlara yazabilirsiniz. Onun dışında videomuza like atıp kanala abone değilseniz abone olursanız sevinirim ayrıca. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Görüşmek üzere seviyorsunuz Bay bay.